1967 Paşabahçe doğumluyum. Paşabahçe Beykoz bölgesinde işte çocukluğum geçti. Oradaki bildiğimiz eski işte İstanbul kasabası ve çeşitli işte o zamanki oyunlar, koşturmacalar, bir taraftan deniz hayatı, bir taraftan ağaçlarla alakalı. İlkokulu, ortaokulu, liseyi orada okudum. Bir ara Almanya'ya gittim, geldim. 1984 yılından beri de enstrüman yapımla uğraşıyorum. Yani çok eski zamandan beri böyle ağaçla uğraşmayı, ağaçtan işte kendimi bilyeli yapmak, işte masa, sandalye gibi bir takım objeler yapmak çok hoşuma gidiyordu. Daha sonra 14 yaşında Almanya'ya gittim. Hayatım daha sonraki dönemini orada geçirmek üzere. 14-16 yaşları arasında orada kalabildim. Ancak sonra dönmeye karar verdim. Ama bu arada ağaç işleriyle alakalı bir takım dersler alma veya işte oradaki standart derslerin arasında ağaç işleriyle ilgili de bir takım çalışmalar vardı. Daha sonra denizci olmak niyetiyle Türkiye'ye geri döndüm. İstanbul Denizcilik Su Ürünleri Meslek Lisesi Güverte Ağlama Bölümünü kazandım. Ve amacım artık işte aslında dünyayı gezmek biraz da. Böyle bir gençlik hayali, bir taraftan da bir özgürlükle alakalı bir tutku ve merakla ilgili tabii ki o zamanlar. Bu sebeple denizci olmaya karar verdim. Aynı zamanda ağaçla ilgili de bir tutku vardı. Bu arada mahallemizde ustam rahmetli Murat Sezen bir arkadaşıyla birlikte gitar yapmaktaydı. Onlar da aslında bir yerde yeni başlamışlardı. Bir 6 ay, 1 senedir oradaydılar. Gel zaman git zaman işte işin ucundan tutarken, işte yardımcı olurken gerçekten şey beni de kavradı meslek. Ben de zamanla onu kavramaya başladım. Gitarda en çok kullanılan ağaç, standart ağacı, gül ağacıdır. Pelesenk dediğimiz aynı zamanda. Hindistan gülü ve işte gülün farklı, gül sülalesinden farklı cinsleri kullanmak mümkün. Yine ses tablosunda ladin ya da sedir kullanırız. İşte sap, Honduras mahonu olabilir veya İspanyol sediri kullanılır geleneksel olarak. Ben sapta biraz daha sert bir cinsi Küba mahonu kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha ağır, biraz daha sert, daha mukavemetli basları, biraz daha içi dolu bir mid ve basları güçlü bir ağaçtır. Yani daha çok hissiyata bağlı. Kişinin kendi kafasındaki duyumuna göre, duymak istediği sese göre hissederek seçeceği bir şey aslında. Bir yaklaşım aslında, hissederek gerçekleştirecek bir şey ağaç seçimi. Yani aynı ağacın yumuşağını kullanamazsınız da işte serti bu sefer iyi, fonksiyonel olabilir. Daha çok hissiyatla alakalı. Tabii ki bazı standartlar var. Yani ağaçla ilgili olarak. Farklı ağaç olarak mesela Movingo dediğimiz bir ağaç var. Satinwood da diyorlar. Seten ağacı da deniyor buna. Ve çok güzel dekoratif desenleri olabilen altın rengi, cilalandığında böyle müthiş bir şey yansıma yapan bir ağaç. Mesela bu ağacı bazı gitarlarda kullandım. Hem ses olarak hem görüntü olarak çok da hoşuma gitti. Mesela Lacewood özel bir ağaçtır. Şu çift saplı klasikte gördüğünüz. Avustralya çınarı diyoruz bizdeki çınara benzediğinden dolayı. Ama çok özel, çok hafif ama çok stabil, enteresan bir yapısı var. Buna göre değişik ağaçlar hem amaca yönelik hem de meraka yönelik kullanmak mümkün oluyor her zaman. Klavyelerde abonoz olmazsa olmaz bir ağaç yine. Ama daha yumuşak ses için işte yine gül ağacı klavyede, elektrik gitarlarda kullanabiliyoruz. İşte hepsinin bir yansıma özelliği, bir EQ'su var, bir filtre özelliği de olabiliyor. Yani abonoz mesela tiz sesleri yuvarlayan bir ağaçtır. Bunun için de yerine göre kullanılabiliyor. Bir ahşap burgu dizaynı yaptım. Çok daha kolay akort etme yeteneğine sahip ve çok daha dayanıklı. Genelde ahşap burgular hep problemlidir. Bağlamada, utta, laftada, tamburda ve keman yaylı sazlar ailesinde.
her zaman sıkıntıdır akord etmesi. Çok küçük hareketlerle çok büyük ses değişiklikleri olur ve insanı canından da bezdirir. Yani sırf bağlama akord etmekten bıkıp sazını bırakmış insanlar da biliyorum. Buna yönelik yeni bir dizayn yaptık. Bunun patentini de aldım. Şimdi makinesini üretmekle alakalı çalışmalar devam ediyor. Onun dışında bir kalem tıraş, elektrik bir kalem tıraş dizayn ettim. Bu şey için, yine ahşap burgu için. Tolga Alçoğlu'nun isteği üzerine bir mikrotonal gitar dizayn etmiştim. O bir prototipti. Şimdi işte bir şekilde kendisi gitarın çalımı ve yayılımıyla alakalı mümkün olduğunca çalışıyor. Yani o zamanki spontane olarak dizayn edip ürettiğim, verdiğim bir şeydi. Ama şimdi onu geliştirdim. Daha farklı bir dizayna geldi. Önümüzdeki kısa zaman içinde onu da hayata geçirmek niyetindeyim. Onun dışında bağlama konusunda güzel şeyler oldu aslında. Yani bağlamalardaki bir takım problemler, işte akor tutması, işte sap atması, kapağın çökmesi, volümle alakalı ve sazın frekansıyla alakalı, yani bas hacminin az olması ile ilgili hemen hemen bütün problemleri, hatta işte alt pozisyonlardaki entonasyon problemi ve ses sahasının genişlemesiyle alakalı bir takım ihtiyaçları giderdik. Şimdi onun seri üretimiyle alakalı olarak da bir çalışmaya başlayacağız. Erkan Oğur'dan tutun, işte Bülent Ortaçgil, işte Özdemir Erdoğan, Cenk Erdoğan, başka Demir'e gitar yaptım zamanında. Klasik gitarla alakalı olarak camiada Erdem Sökmen'e zamanında gitar verdim. Yurt dışında bir sürü kişinin yine şimdi birçok isim bende aklımda değil. Verdiğim gitarlar var tabii ki. Yani sadece Ekrem Özkarpat'ın sazlığını çalacağım diyen arkadaşlar dahi oldu yani. Mikrotonelle alakalı mantığı Buzuki'ye yansıtıp, yani farklı, daha işte koma sesler kullanılabilen bir Buzuki klavyesi üretip Yunanistan'la böyle bir bağlantı kurmak mümkün. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var gerçekten de. Koma ses arıyorlar ama bütün 12 ses, tamperman sistem ve bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Yani müzikle de uğraşmak, yani aklın yolu bir, müzikle de uğraşmak, enstrüman yapımla da uğraşmak bir kere bayağı keyifli işler bunlar. Zekayı da geliştiren şeyler, özellikle müziğin çocuk yaşta başlaması algıyı da açıyor. Enstrümandan ses çıkarmayı seviyorum. Özellikle klasik gitardan. Çünkü yaptığınız şeyin sesi nedir, nasıl olmalı ile ilgili bir sürü veriyi orada topluyoruz. Elektrik gitar çalmayı yerine geri geldiğinde arkadaşlarla birlikte bazı sesleri tınlatmayı seviyorum. Özünde müzisyenim diyebileceğim bir durumum yok. Bu başka bir çalışma gerektiriyor. Ayrıca yani çok sıkı kondisyon gerektiriyor, provalar yapmak gerektiriyor. O yüzden ya daha çok yapımcıyım tabii ki haliyle. Ama arada bir arkadaşlarla bir araya gelip çalmak da gerçekten işin diğer keyifli tarafı. Kendi yolculuklarında, müzikal yolculuklarında, enstrüman yapımı yolculuklarında veya ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar insanla uğraşıyorlar. İnsan yolculuklarında başarılar ve keyifler diliyorum.